Bekir Coşkun, Sözcü Gazetesi. Kendiniz için mülteci kampları kuralım. Öğretmenleri SMS'le meslek içi kursa çağırdılar. Kurs yeri herkes evinde. Tapu müdürü İzmir'e varmış zaten. Nüfus müdürü, defterdar, tahrirat katibi, şube başkanı, imar şefi, milli eğitim müdürü çoktan tüydüler. Kimse sormuyor, kaymakam nerede? Devlet bölgeyi terk etti. 1991'de Uğur Mumcu yazmıştı. Güneydoğu'da iç savaş çıkacak, uyanın. Öldürüldü. Ahmet Taner Kışlalı il il gezip üniversite gençliğini anlatıyordu. Türkiye'yi bölme planını bozun. Öldürüldü. Binbaşı Ahmet Ersever resmi rapora yazmış, Ankara'ya göndermişti. Çok açık ve net ifade ediyorum. Güneydoğu'da bir Kürt devleti kuruluyor. Özellikle Şemdinli'ye dikkat edin diye. Öldürüldü. General Eşref Bitlis, bizi parçalayacaklar diyordu. Uçağı havada buz tutunca tabii. Emniyet Müdürü Gaffar Okan, bölünmeyi engelleyecek formülü bulmuş, 2001 yılında seminerlerde anlatmıştı. Bölge halkına sarılacağız, sevgimizle onları kucaklarsak ancak oyun bozulur. Öldürüldü. Baktılar böyle tek tek öldürerek uyananlar bitmeyecek, 2000'li yılların başında kökten halletmeye karar verdiler. İlk hedefti ordu, aydınlar, medya, üniversiteler ve hepsi bir arada güçlü Türkiye. Ergenekon, Balyoz davaları başladı. Bugünlere geldik nihayet. İç savaş var. Sivil devlet bölgeyi terk etti. İnsanlar evlerini terk ediyor. Öğretmenler okullarını, memurlar masalarını, çocuklar bisikletlerini, köylüler hayvanlarını, gelinler çeyizlerini bırakıp kaçıyorlar. İmamın hayranı, benim küfür bozanım da bölgede görevliymiş meğer. Kaçmış. Mülteci kampı kurun Osman'a.